Merhaba herkese. Eski dergilerden oluşan 16 parçalık minik bir koleksiyonum var. Bunlardan 9 tanesi Doğan Kardeş dergisi. 1945 yılından 90'lara kadar popülerliğini korumuş bir çocuk dergisi Doğan Kardeş. Bu dergiyi çocukluğunda okuyanlara, bilenlere hatırlatmak, bilmeyenlere ise bu özel dergiyi tanıtmak istiyorum. Yapı Kredi Bankası'nın kurucusu Kazım Taşkent, İsviçre'nin Flims kasabasında yaşayan oğlu Doğan'ın 1939'da Alpler'de meydana gelen bir heyelan sonucunda hayatını kaybetmesi üzerine oğlunun anısını yaşatmak için onun adını taşıyan bir çocuk dergisi yayınlamaya karar verir. Vedat Nedim Tör ve Şevket Radu editörlüğünde 1945 yılında bu dergi çıkar. Doğan Kardeş uzun yıllar çocukların en yakın arkadaşı olduktan sonra 1988 yılında yayın hayatına son verir. 2008 yılında dergi tekrar aylık olarak yayınlanmaya başlar. Fakat 38. sayısıyla birlikte dergi formatını terk ederek çizgi albüm formatına dönüşmüştür. Bu seri küçüklerden çok büyüklere hitap eder. 4 ile 8 fasikül birden yayımlanan albümlerin tamamı Mart 2011'de çıkan 38. sayıda sona ermiştir. Doğan Kardeş yayınları bu tarihten sonra bağımsız albümler yayınlamaya devam eder. Şimdi sizlerle bu dergide dikkatimi çeken bazı yazıları, bazı fotoğrafları paylaşmak istiyorum. Bu sayfada Doğan Kardeş'in sıkı bir takipçisi olan küçük çaycı Mehmet hakkında bir yazı görüyorsunuz. Doğan Kardeş'in yazılarını hazırladığımız dairenin bulunduğu sokakta bir çaycı dükkanı vardır. Şu resmini gördüğünüz çocuk da bu dükkanın çırağıdır. Mahalledeki bütün iş yerlerinin çaylarını hep o taşır. Bizim ısmarladığımız çayları da o getirip masalarımıza kor. Görünüşe göre ona en çok 7-8 yaşında sanırsınız. Fakat kendisine sorarsanız size 12 yaşında olduğunu söyler. Köyündeki 3 sınıflı ilkokulu bitirmiştir. Okur yazar. Hele Doğan Kardeş'i pek sever. Her ay onu iple çeker. Eline geçince de böyle çayları bir tarafa bırakıp sokakta hiç değilse resimlerine bir göz atar. Bir gün ona kısaca hayatını yaz da bize getir dedik. Ertesi sabah cebinden bir kağıt çıkarıp uzattı. İşte dedi benim hayatım. Ben bir köyde doğdum. Biz 8 kardeşiz. Babam fakir olduğu için ben buraya para kazanmaya geldim. Hayatımdan çok memnunum. Burada her şey var. Burada Doğan Kardeş'e eski bir okuyucusundan gelen bir mektup yazısı görüyorsunuz. Doğan Kardeş'in ilk okuyucularından bize o yaşlardaki ve şimdiki resimlerini göndermelerini rica etmiştik. Bugün bu okuyucularımız büyümüş, meslek sahibi olmuş, evlenmiş, hatta çoluk çocuk sahibi bile olmuşlardır. İşte size benim ilk kardeşlerimden biri, isim Pere. Şimdi evlenmiş ve Esin Sevgen adını almış olan bu eski okuyucumuz gönderdiği mektupta şöyle diyor. Doğan Kardeş çıkmaya başladığı zaman onun 2 numaralı abonesi olmuştum. Bu senelerce devam etti. Derginin çıkmasını sabırsızlıkla bekler, alır almaz bir solukta baştan sona okurdum. Benden sonra kardeşlerim Doğan Kardeş'in tiryakisi oldular. Evimize ihmal edilmeden alınan mecmuaların başında Doğan Kardeş gelir. Temennim Doğan Kardeş'in ileride daha 10 aylık olan kızımın, hatta onun çocuklarının da dergisi olmasıdır. Bu mektuptan Doğan Kardeş'in o dönemde ne kadar popüler olduğunu anlayabiliyoruz. Bu sayfada ise yaşları küçük ama başarıları büyük çocuklar hakkında yazılan bir yazı var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Harvard Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin en genci 12 yaşındaki Fred Safier'dir. Bir felsefe profesörünün oğlu olan Fred, giriş imtihanını büyük bir başarıyla verdikten sonra atom fiziği üzerinde çalışmalara başlamıştır. Daha 10 yaşındayken Fred en karışık denklemleri hallediyor ve yaşça kendisinden ileri olanlara kimya dersleri veriyordu. Fred'in başlıca meşgalelerinden biri klasik filozofların eserlerini okumaktır. Bir başka harika çocuk da İngiltere'dedir. Adı James olan bu küçük de 12 yaşındadır. O da daha bu yaşta bir üniversitenin zeka kabiliyetlerine sahiptir. Yalnız bu çocuğun Fred'den bir farkı, 7 yaşına kadar okuyup yazmayı öğrenememesi, hatta doğru dürüst konuşmayı bile becerememesidir. Çocuğun bu haline çok üzülen ailesi, onu geri zekalı çocuklara mahsus bir okula vermişler ve küçük James bu okulda büyük bir değişikliğe uğrayarak inanılmaz bir hızla gelişmiştir. Bu yazıda duyduğunuz gibi bugün çok kaba olabilecek geri zekalı ifadesi, yani zihinsel gelişimi ortanın altında olan kimse anlamına gelen bu ifade 1957 yılında gayet normal bir şekilde kullanılıyor.
Bu da geçmiş ve günümüz değerlerinin uğradığı değişim açısından ilginç bir örnek. Şu harika çocuklarla ilgili yazımıza devam edelim. Son zamanlarda Fransa'da bir şair çocuk da dünya edebiyat aleminin dikkatini üzerine çekmektedir. Küçük şair Minot Duet adındaki 9 yaşında bir kızcağızdır ve fevkalade güzel şiirler yazmaktadır. Bu küçük şair şimdilerde ne yapıyor diye merak edip biraz araştırdım. Minot Duet maalesef 1960'lardan sonra şiir yazmayı bırakmış. 1993 yılında yazdığı My Truth adlı anılarını anlattığı kitabında ise artık yazma ihtiyacı hissetmediğini belirtmiş. Bu küçük şair bana geçenlerde izlediğim bir filmi hatırlattı. Sara Colangelo'nun yönettiği 2018 yapımı bir film. Anaokul öğretmeni Lisa'nın Jimmy adında bir öğrencisi var. Bu küçük şair hiç beklenmedik anlarda kendi yazdığı şiirleri mırıldanıyor. Şiir konusunda başarısız olan Lisa bu küçük çocuğun elinden tutuyor ve birlikte bir yolculuğa sürükleniyorlar. İlginç bir film, izlemenizi tavsiye ederim. Ülkemizin yetiştirdiği genç müzisyenler hakkında yazılmış bir yazı görüyorsunuz. Bizim Paris'teki kardeşlerimizden üçü geçen ay göğsümüzü kabartan başarılar kazandılar. İdil Biret, Paris Konservatuarı'nın piyano kısmını birincilikle bitirdi. Sunakan, Milletler Arası Tibao Keman yarışmasında, Ayşegül Sarıca, Milletler Arası Long yarışmasında 5. oldular. Bunlar öyle yüksek kıymetli başarılardır ki ne kadar sevinsek azdır. Mesela Biret'in elde ettiği başarı Paris Konservatuarı'nın tarihinde ilk defa görülmüş. Bu yazının yazıldığı tarihte İdil Biret henüz 16, Sunakan 21, Ayşegül Sarıca ise 22 yaşındaydı. Doğan kardeş dönemin çocuklarını bilgilendirdiği kadar eğlendiren de bir dergi olmuş. Bu sayfada bir bulmaca görüyorsunuz. Bu bulmaca 1957 yılında yaşayan bir çocuk tarafından doldurulmuş. Acaba bu çocuk şimdilerde ne yapıyor, adı ne, mesleği ne gibi soruları düşünmekten kendimi alamıyorum. Bu yaşanmışlığı hayal etmek heyecan verici. Ben elimdeki bu Doğan Kardeş dergilerini çeşitli sahaflardan aldım. Eğer siz de çocukluğunuzda bu dergiyle büyüdüyseniz ve yıllar sonra kaybettiyseniz, şimdi tekrar okumak istiyorsanız, çocukluğunuzu hatırlamak istiyorsanız ya da benim gibi dergi popülerliğini kaybettikten sonra doğduysanız, bu derginin adını hiç duymadıysanız, merak ediyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.